aşağı bir dönem mi göreceğiz? Yok yok. 2009'da biz euro bazında %25 büyüme bütçeydik. Bunu tutturuyoruz. TL olarak daha yüksek bir rakam çıkıyor kurla alakalı. Gelecek sene ise ben çok daha sektörün büyüyeceğini düşünüyorum. Çünkü çok genç bir nüfus olduğu için tüketimin ertelenmesi bir süre olabilir. Devamlı ertelenemez. Yılda 600 bin çift evleniyor bu ülkede. Bu insanların mobilya ihtiyacı çok ertelenemez. Yani sonuçta bu pazar kendi iç dinamikleriyle büyüyecek. Türk müteahhitleri ve Türk ahşap endüstrisi imalatçılarının ihracat becerisiyle de artı büyüyecek. Bir şey daha var kafama takılan, onu da sorayım. Şimdi inşaat sektöründe yavaşlama olduğu zaman tabii çok lokomotif bir sektör olduğu için pek çok yan sektörü de etkiliyor olumsuz manada. Şunu görmeye başladım. Mesela ev alım gücü olmayan, yani biz bu ortamda alamayacağız diyenler bir miktar tüketim tarafında mevcut eşyalarını, mevcut mutfaklarını, mevcut evlerine yönelik harcamalar yapıyorlar ve bunun da sanki bir aktivite sağlıyormuş gibi geliyor. Belki onun kadar büyük olmayabilir ama bunun da ciddi bir pazar açısından, tüketim talebi ve açısından itici güç olduğunu düşünüyor musunuz? Ben bunu negatif söylemlerle çok ilişkilendiriyorum. Ekonomi pozitif bir bilim değil. 6 kere 6 36 etmez. Yani 1 de edebilir, 7 bin de edebilir. Beklentilerin bozulduğu ortamlarda doğal olarak herkes tüketim eğilimlerini aşağıya çekiyor gelir seviyesine göre. Ancak öbür tarafta matematikle barışık kalmak lazım. Bu kadar genç bir nüfus ne kadar erteleyebilir, nasıl erteleyebilir? Yani evlenenin mobilya ihtiyacı çok ertelenemez. Sıfır bir evi konuşuyoruz çünkü. Çocuğu olanın mobilya ihtiyacı ertelenemez. Sonuçta Türkiye gelir seviyesi devamlı artan bir ülke. Gelir seviyesi arttıkça da yenileme ihtiyaçları değişiyor. Yani bizim jenerasyon değil ama anne babalarımızın jenerasyonunda bir mutfak yenilemek diye bir şey mevzu bahis değildi. Yani evdeki mutfakta yaşanırdı. Şimdi öyle değil. Artık çekmecenin kucağa geldiği, köşenin kullanıldığı, yüksekliğin organize edilebildiği, yavaş kapanan sistemlerin olduğu, daha işlevsel ürünlerin piyasada ulaşılabildiği bir ortamda insanların yenileme ihtiyacı başladı bu defa. Peki son bir soru. Ne kadar bir büyüklükten bahsediyoruz EFL global olarak baktığımızda? Türkiye'de ne ciroyu hedefliyorsunuz önümüzdeki günlere baktığımızda? Ve tabii istihdam tarafı nasıl etkilendiniz? Bundan sonra büyümeye devam ettiğinize göre herhalde istihdamda da bir büyüme beklemek lazım. Dünyada konsolide ciromuz 900 milyon euro. 32 ülkede stoklarımızı yapıyoruz bu işi. 160 ülkede de faaliyetteyiz. Türkiye'de 3,5 yıldır stoklarımızdan hizmet veriyoruz. Biz bu meşhur kriz döneminde %25 civarında personelde artış sağladık. Herhangi bir sosyal hak ve de bir maaşta herhangi bir şeyde kısıtlamaya da gitmedik. Sektörün Türkiye'de çok dinamik olmasından kaynaklanan beklentilerimiz çok büyük. O yüzden de zaten HFL yönetimini buradaki yatırıma ikna edebildik. Şu ana kadar da her şey hesaplandığı gibi gidiyor. Küresel politika sebebiyle ülkesel ciro yayınlayamıyoruz. Ancak dünya ciromuz 900 milyon euro. Ve bunu da toplamda 110 bin ürünle yapıyoruz. Dünyada 3900 kişi son raporlamada HFL dünyasında çalışıyor. Peki. HFL bütün global isim. HFL belki Türkiye'de Türkçesiz. Yerleşecek isim. Ve HFL Türkiye Genel Müdürü İlmi Uytun. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz değerli bilgiler. Sağ olun. Garanti Portföy analize sundu. Farklı beklentilere farklı çözümleriyle BankAsya daima yanınızda.
beklentilere farklı çözümleriyle Bank Asya daima yanınızda. Her mevsimin yatırım aracı vadeli işlemler. Vadeli işlemler Ata Online'da. Ata Online. Mevsimin yatırım aracı vadeli işlemler. Vadeli işlemler Ata Online'da. Ata Online. Bassın bu dünya, bitsin bu rüya. Demediğimiz için NTV Yeşil Ekran başladı.